Evet, hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün gündemimizde Moskova'da imzalanan ittifak mutabakatını, yurttaş yurttaşlarımızın artan ekonomik sıkıntılarını, Türkiye'yi yönetme ehliyetini kaybettiği görülen iktidarın içeride artan tehdit dili ve baskılarını ve bunlara karşı alınabilecek hangi önlemlerin alınabileceğini değerlendiriyoruz. Değerli basın mensupları dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günüydü. Büyük önderimizin, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyor. Hayat veren, yaşamı dönüştürüp anlamlı kılan, dünya üzerindeki her güzellikte emeği olan tüm kadınlara bir kez daha minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zor. Ama bu ülkede kadın olmak daha da zor. Kadın olmanın zorluğuna ekonomik, sosyal, siyasal yani yaşamın her alanında yakından şahitlik ediyoruz. Resmi istatistiklere göre 2019 Kasım döneminde kadın işsizlik oranı yüzde 16,6. Ama kadınlarda gerçek işsizliğe baktığımız zaman bunun 30'a yaklaştığını görüyoruz. Dahası bu rakamlara ev işleriyle meşgul olduğu için çalışma hayatına dahil olamayan 11,7 milyon yani 12 milyon kadında dahil değil. Diğer taraftan Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel cinsiyet uçurumu raporuna göre Türkiye küresel cinsiyet uçurumu endeksinde 153 ülke içerisinde maalesef 130. sırada. Türkiye'nin bu ligdeki rakipleri Burkina Faso, Papua Yeni gibi Yeni Gine gibi ülkeler. Yine ülkemizde kadına yönelik şiddette ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan verilere göre 2019'da 420, 474 kadın cinayete kurban gitti. 2020'nin ilk iki ayında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 49. Bu arada devlet de kadına şiddet uygulama konusunda maalesef erkeklerden geri kalmıyor. Dün Taksim Meydanı'nda yürümek isteyen kadınlarımıza yapılan sert polis müdahalesini buradan kınıyoruz. Değerli basın mensupları, İdlib'de son bir ayda 59 Mehmetçiğimizi şehit verdik. Vicdanı kuruyanlar şehitlerimizi birkaç tane diye sayabilir. Kalbi titremeyenler için şehitlerimiz sıradan rakamlar gibi görülebilir. Ama her bir şehidimiz babalarının aslan parçaları, analarının kınalı kuzuları, yavukluların eşleri, nişanlıları, sevgilileri, evlatların babaları, yeğenlerin dayıları, amcaları. Her biri ailesinin bir tanesi, her biri milletimizin bir tanesi. Her biri ayrı bir can, her biri ayrı bir insan. Son bir ayda 59 gencecik hayat. Ülkesine, ailesine çok şeyler verebilecek kahramanlarımızı sınırlarımızın dışında İdlib topraklarında kaybettik. Ülkeyi yönetenlere sorduk, soruyoruz. Neden? Nasıl? Niçin? Ne uğruna 59 Mehmetçiğimizi İdlib'de kaybettik? Milletimiz adına bu sorularımıza makul mantıklı bir cevap bekliyoruz. Ama lütfen terbiye sınırlarını aşmadan, küfür etmeden, bağırmadan, çağırmadan. Milletimize söyleyecek makul bir söz bulmadığınızda da, bulamadığınızda da partimize yalan yanlış yüklenmeden. Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı İdlib'den, Suriye'den, Libya'dan daha değerlidir dedik. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak dedik. Dün bunu dedik diye partimize, genel başkanımıza etmedik hakaretleri bırakmayanlar bugün Moskova dönüşünde ateşkese en çok CHP üzülecek diye bildiler ülkeyi yönetenler yalanı gerçek gibi anlatan müflis bezirgan siyasetine kendilerini öyle bir kaptırdı ki vatandaşımız bu iki yüzlülüğü görmez sanıyor. Bu arada Erdoğan'ın konuşmasında defalarca tekrarladığı ateşkes sözünü biz mutabakat metninde göremedik. Biz askerimizin ayağına taş değmesin dedik. Onlar yansın Suriye, yıkılsın İdlib diye nutuk attılar. Putin çağırınca da koşa koşa Mosko Moskova'ya gittiler. Putin'in kapısında dakikalarca bekletildiler. Rus haber ajanslarına eğlence malzemesi oldular. Sonra da adama kendilerini kabul ettiği için binbir teşekkür ettiler. Osmanlı toprağı Kırım'ı ilhak eden Çariçe 2. Katerina'nın heykeli altında heyet olarak kıyama durdular. AK Parti heyeti Kremlin sarayında ülkemizi temsilde sınıfta kalmıştır. Bu bir değildir. Bu iki değildir. Bu yönetime dış politikada bize yaşattığınız zilletin sorumluluğunu yerine getirin diyeceğiz ama oralı dahi olmayacaklarını da biliyoruz. Değerli basın mensupları 5 Mart 2020'de 2, 2020'den Kremlin sarayına kadar giden süreç Cumhuriyet tarihinin en büyük fiyaskosudur. Bu fiyaskoda sevinilecek tek şey daha fazla şehit vermemek adına sahada askeri faaliyetlerin durdurulmasıdır. Silahlar patlarken sözler duyulmaz. Bir an evvel kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, silahların susmasını ve askerlerimizin sağ salim evlerine kavuşmalarını gönülden diliyoruz. Değerli basın mensupları, Moskova'ya giderken Erdoğan'ın Putin'in gözlerinin içine bakarak Dört soru sormasını istemiştik. Bir, askerlerimizin bulunduğu noktalar Rus yetkililere bildirilmesine rağmen neden hava, sahası, hava saldırısı gerçekleştirdiniz? İki, ilk saldırıdan sonra Rusya'yı bir kez daha uyarmamıza rağmen saldırıya neden devam ettiniz? Üç, yaralı askerlerimizin tahliyesi için İdlib hava sahasını helikopterlerimize neden açmadınız? Savaş hukukunda olmamasına rağmen, yaralılarımızı almaya gelen ambulanslarımızı bile neden vurdunuz? Biz bu soruları sorarken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 28 Şubat tarihindeki beyanatını esas aldık. Erdoğan bu dört soruyu Putin'e soramadı. Ama Putin kameralar önünde askerlerinizin nerede olduğunu bilmiyorduk dedi. Putin'in kapısında two minutes bekletilen Erdoğan Putin'e bir one minute çekemedi. Salona boş boş baktı. Putin'in önünde kıyama duran tüm heyet ise dut yemiş bülbül gibi sustu. Biz Putin'den özür beklerken AK Parti heyeti Putin'in bir taziyesine bayram etti. Şimdi soruyoruz. Kim yalancı? Eğer Putin kameraların önünde Erdoğan'ın gözünün içine baka baka yalan söylediyse, milletimizin hukukunu korumak için Erdoğan bu yalana neden bir cevap veremedi? Yok eğer millet doğru söylemeyen, savunma millete doğru söylemeyen Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Erdoğan Akar hakkında hangi işlemi yaptı? 36 askerimizin, 36 şehidimizin canı bu kadar mı ucuz? Bu hesap verilecek. Kimse milleti kör, alemi sersem sanmasın. Değerli basın mensupları, her askeri operasyonun mutlaka bir stratejik hedefi olur. Erdoğan Şubat ayı içinde, Şubat'ın bayından başından itibaren dört kez yaptığı konuşmada Şubat sonuna kadar rejimi gözlem noktalarının dışına çıkarmakta kararlı izledi durdu. Peki 50, İdlib'de 59 şehit verdikten sonra Suriye Arap Cumhuriyeti ordusu gözlem noktalarımızın olduğu bölgenin dışına çıkarıldı mı çıkarılmadı mı? Çıkarılmadı. İdlib'de Soçi ve Aslana süreçlerinde belirlenen 6 bin kilometre karelik çatışmasız bölge çatışmasızlık bölgesinin 2000 kilometre karesi artık Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kontrolüne geçti 59 şehit ve onlarca yaralıdan sonra 9 gözlem noktamız etrafındaki kuşatma hafiflemedi tersine daha da ağırlaştı Peki bu durumda askerimiz ne için ve neye uğruna şehit oldu askere bile gitmemiş havuz medyası kalemşorları, bedelli askerlik yapmış maaş, maaşlı troller, yansın Suriye, yıkılsın İdlib naraları atıyorlardı. Şimdi baktık, aynı naraları atanlar ateşkes oldu diye bayram ediyorlar. Erdoğan da mikrofonu kapıp cami avlusunda cuma namazı kılmaya gelen yurttaşlarımıza hitap ediyor. Müslümanın Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da bitmiş oldu diyor. Böyle bir vaaz veriyor. E peki Müslümanın Müslümanla savaşmaması gerektiğini biz size defalarca söyledik. Sizin bunu anlamanız için illa Putin'in huzuruna kabul edilmek mi gerekiyordu? Biz barışa giden en kestirme yol Ankara ile Şam arasındadır dediğimizde ne dediniz? Esat'la siz konuşun. Ben konuşmam dediniz. Ama Kremlin sarayında Çavuşoğlu ve Lavrov'a dönüp şu anda Esat ile konuşuldu, mu, konuşuldu değil mi diyen de yine sizsiniz. Böylece kapalı kapılar ardında Rusya aracılığıyla Esat'la konuştuğunuzu dünya aleme beyan eden de siz oldunuz. Saray iktidarının ikircikli tavırları, içeriye başka, dışarıya başka sözleri iktidarı maalesef sözüne güvenilmeyen yalancı çoban durumuna düşürüyor. Bu da ülkemizin itibarına Orta Doğu'da çekinilen şanlı ordumuzun caydırıcılığına büyük zararlar veriyor. Oysa biz bunlar olmasın diye iktidarı defalarca uyardık. 4 Şubat'ta 59 şehit verilmeden önce ke vermeden önce kendilerine 5 maddelik bir yol haritası verdik. O gün bizim söylediklerimize küfürle cevap veren Erdoğan geçtiğimiz hafta Moskova'da Putin bizim dediklerimizi söyleyince beş maddenin çoğunu kabul etti. Şimdi 59 kahraman askerimiz İdlib'de neden şehit oldu diye biz sormayalım da kim sorsun? Biz bunları biz bu önerileri getirince ağız dolusu hakaretle karşılık verenlere tekrar soruyoruz. İdlib'de hava kontrol ve üstünlüğü sağlanmadan veya Putin'in dediği doğruysa hava sahasını kontrol eden Ruslara Rus yetkililere askerlerimizin koordinatlarını vermeden Mehmetçiklerimizi sahaya neden sürdünüz? Kim sürdü? Onlarca yiğidimizin göz göre göre şehit olmasına neden göz yumdunuz? Değerli basın mensupları devletimizin kurucu harcı Lozan'ı beğenmeyen bu kifayetsiz muhteris zihniyet ve bunların maaşlı klavye amigoları İdlib üzerinden kendilerince yeni bir kurtuluş savaşı destanı yazacaklarını zannediyorlardı. Kurtuluş Savaşı vermek kim? Bunlar kim? Bir de büyük önderimiz Atatürk'ün adını ağızlarına alıp o da böyle yapardı deme cüretinde bulundular. Büyük Atatürk böyle ehliyetsiz, liyakatsiz bir kadroyu Kurtuluş Savaşı'nda elbette hiçbir zaman yanında tutmaz ve hele Lozan'a hiç göndermezdi. Çünkü bilirdi ki bunları Lozan'a gönderse Bunlar başkentimizi Kayseri'ye taşır. Bir de utanmadan Ankara'da Yunan ve İngiliz ordularıyla ortak devriye atıyoruz diye millete caka satarlardı. Değerli basın mensupları. Konuşmamın başında da söyledim. İdlib'de silahların şimdilik susmasını olumlu buluyor ve önemsiyoruz. Ancak sahadaki dengelerin son derece kırılgan olduğunu da görüyoruz. Defalarca tekrarladık. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Mehmetçiğimizin kesip attığı tek bir tırnak İdlib, İdlib'den, Suriye'den, Libya'dan çok daha değerlidir. Suriye-Arap Cumhuriyeti unsurlarının gerisinde kalan dokuz gözlem noktamız vakit geçmeden lojistik desteğin rahat yapılacağı daha güvenli yerlere çekilmelidir. İkinci olarak Türkiye Moskova'da imzaladığı metinle Birleşmiş Milletler'in terörist saydığı silahlı unsurlarla savaşma yükümlülüğünü teyit etmiştir. Bu teröristler tamamen kırılıncaya kadar Rusya'nın mücadelede, Rusya'nın da mücadeleci mücadelede ısrarcı olduğu görülmüştür. Askerlerimizin sahadaki konumunu tehlikeye düşürmeden teröristlerle mücadele Rusya ve Suriye Arap Cumhuriyeti güçlerine bırakılmalıdır. 7 günlük süre 15 Mart'ta bitiyor. Hareket heyetlerin yapacağı ve müzakereler sonunda varılacak mutabakatı göreceğiz. Biz uyarılarımızı şimdiden yapalım. Önce Cahar Dudayev'in sözlerini iktidara hatırlatalım. Rus ile yaptığın anlaşmanın ömrü mürekkebi kuruyana kadardır. Bu anlaşmanın ömrünün de kısa olabileceğini düşünerek askerlerimizin güvenliğini sağlayacak tedbirleri hızla alın diyoruz. Beştepe'ye yerleşenlerin, Suudi Kralı'na Sevda Tepesi'ni tahsis edenlerin, damadı Kanal İstanbul manzaralı tepe kapanları, kapatanların, Milletin evlatlarını şehitler tepesine doldurmaya bir de bununla caka satmaya kalkmasını açık söyleyeyim içimize sindiremiyoruz. Değerli basın mensupları 27 Şubat'ta 36 askerimizi şehit verdikten sonra gözümüz kulağımız İdlib'e çevrildi. İdlib'le yattık İdlib'le kalktık. Ama ülkede bir yandan da ağırlaşan ekonomik buhran milletimizi perişan etmeye devam etti. Ensar muhacir diyerek 9 yıldır baktığımız 40 milyar dolar harcadığımız, gerekirse bir 40 milyar dolar daha harcarız dediğimiz Suriyeliler bile hayat pahalılığı ve işsizlikten şikayet ederek ülkemizden kaçmaya başladılar. Hem de Yunan sınırında, Yunanistan sınırında olmadık eziyetleri, işkenceleri göze alarak. Ama bu memleket bizim. Bizim gidecek başka yerimiz yok. 2019'da tek bir yılda milli gelirimiz 35 milyar dolar eridi. <laughs> 754 milyar dolara düştü. Oysa 2008'de milli gelirimiz 777 milyar dolardı. Gelirimiz 11 yıl öncesinin bile altında. Kişi başına gelirimiz ise 12 yıl öncesinin altına indi. Buna rağmen saray şehitlerimizi unutup yüzde birin altında gelen büyüme için bayram yapmaya kalktı. Diğer tarafta işsizlik çığ gibi büyüdü. Gerçek işsizlerimizin sayısı 2019'da 1 milyon 40 bin kişi arttı. 6 milyon 747 bin oldu. Üniversiteli işsiz sayımız tarihimizde ilk kez 1 milyonu aştı. 2019'da 1 milyon 122 bin üniversite mezunu işsizimiz var. Milletin geliri düştü, bir de üstüne işsizlik aşağı gidince vatandaşlarımız borcun altında ezilmeye başladı. Bankaların takipteki alacakları 2019'da 54 milyar lira artarak 151 milyar liraya ulaştı. Bilim platformumuzun başındaki genel başkan yardımcımız ve arkadaşları önemli bir çalışmaya imza attılar. Bu çalışmanın bulgularına göre son 3 yılda psikiyatri kliniğine başvuranların sayısı 8 milyonu bulmuş. Toplumda antidepresan kullanımı hızla artmış. İşsiz gençlerimizin %60'ı geleceğinden umutsuz. 2002-2018 arasında geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verenlerin sayısı 5485'e ulaşmış. 2019'da ilk kez toplu intiharlar yaşanmış. Millet kendini meclis ve valilik kapılarında yakmaya başlamış. Ekonomik zorluklar ve ağırlaşan geçim sıkıntısı toplumsal cinneti tetiklemiş. Toplumsal ve sosyal dengelerimiz tehdit altında. Saray iktidarı bunların konuşulmasını önlemek için elinden geleni ardına koymuyor. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla, havuz medyasının toz pembe manşetleriyle, Hamaset'le gerçek ötesi müflis bezirgan söylemiyle milletin gerçek gündeminin üstünü örtmeye çalışıyor. Bu arada küresel ekonomi koronavirüsünün tetiklediği yeni bir türbülansa doğru gidiyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları'nın yaraları daha henüz sarılmadan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında petrol savaşları yaşanmaya başlandı. Küresel üretim ve değer zincirleri kopuyor. Üretim duruyor. Küresel büyüme üzerindeki riskler ağırlaşıyor. Petrol fiyatları, küresel borsalar ve küresel faizler dibe oturuyor. Dünya daha önce hiç görmediği bir krize doğru hızla ilerliyor. Değerli basın mensupları, olağanüstü zamanlar, olağanüstü tedbirleri gerektirir. Küresel işbirliği ve dayanışmanın önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimse yaklaşan küresel ekonomik türbülansa karşı bağışıklığa sahip değil. Nasıl ki koronavirüsüne değilse. Petrol fiyatlarındaki ve faizlerdeki düşüşe sevinip büyük resmi kaçırmamak gerekir. Özellikle üretimi ithalata bağımlı ve borca batmış şirketleri ve aileler aileleri borca batmış bizim gibi ekonomiler ciddi bir arz şokuyla karşı karşıya kalabilir. Bu buhranı şirketleri ve vatandaşları daha fazla borçlandırarak aşamazsınız. Çünkü borç sizin sorunuz. Merkez Bankası kaynak ve imkanlarıyla bu türbülansı artık karşılayamazsınız. Kısacası aspirin tedavisiyle pansumanla bu buhranı çözemezsiniz. İktidar ve ekonomi yönetimi bir an önce bir kriz masası oluşturmalı. Küresel ekonomideki bu yeni süreci an be an izlemeli, gerekli tedbirleri derhal almalıdır. Değerli basın mensupları, ülkemiz ortak akla en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyor. Ancak dış politikada ülkemizi karaya oturtan, ekonomimizi batıran, toplumsal huzuru yok eden saray iktidarı ülkeyi maalesef yönetemiyor. Ülkeyi yönetme kabiliyetini yitirdikçe de içeride daha da sertleşiyor. Hukuk ve kural tanımadan toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve tehditlerini arttırıyor. Zevali giderek yaklaşan iktidarın zulmü de artıyor. Seçimle alamadıkları belediyelerimize yargıyı kullanarak el koyuyorlar. En son Yalova'da yolsuzluğu bulup çıkaran belediye başkanımıza İçişleri Bakanı emriyle görevden el çektirdiler. Yetmedi kendi partilerinden bir başkan vekilini de Ak Parti ve ortağının çoğunlukta olduğu belediye meclisine seçtirdiler. Yalova'da milletin iradesini gasp ettiler. Sonra da Erdoğan dün çıktı mızıkçılıkla Yalova'yı nasıl gasp ettiklerini ballandıra ballandıra anlattı. E peki Yalova'da yaptığınızı neden Urla'da yapmadınız? Urla'da görevden aldıkları belediye başkanımız için nedense aynı prosedürü uygulamadılar. Orada belediye meclisinde çoğunluk bizde diye kaymakamı belediyeye kayyum atadılar. Urla'da başkanımız FETÖ üyeliğiyle suçlandı diye hakkında kesinleşmiş herhangi bir yargı kararı yokken görevden alındı. Ama Adana Pozantı'da FETÖ'den iki yıl bir ay ceza almış kişiyi belediye başkanı olarak koltukta oturtmaya devam ediyorlar. Baskı ve hukuksuzluğa bir diğer örnek grup başkan vekilimiz Engin Özkoç için yürütülen süreçtir. Bu süreç büyük bir hukuk skandalı haline gelmektedir. Sayın Özkoç'un kullandığı ve kovuşturmaya konu olan sözler birkaç saat önce bizzat Erdoğan tarafından sayın genel başkanımız için kullanılmıştır. Kendisi Cumhurbaşkanı zırhına bürünüp ağzına geleni söyleyebiliyor ama aynı sözler kendisine söylendiğinde rahatsız oluyor. Şimdi hukuk önünde herkesin eşit olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Anayasanın 83. maddesinin birinci fıkrasındaki yakan, yasama dokunulmazlığının saray iktidarı için, yargı için ne anlama geldiğini şimdi görmeye başladık. Yavaş yavaş görüyoruz. Sarayın ve vesayeti altındaki yargının unuttuğu parlamentonun itibarına iktidar muhalefet demeden tüm milletvekillerinin, meclisteki tüm milletvekillerinin sahip çıkması milletimizin ortak arzusudur yaşananların bazıları hariç milletvekillerinin de içine sinmediğini biliyoruz. Vicdanlarının yaşananlardan rahatsız olduğunu, vekillerin vicdanlarının yaşananlardan rahatsız olduğunu da görüyoruz. Zaman gerginliği arttırmama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukunu koruma, milli iradeye sahip çıkma ve birlik olma zamanıdır. Hukukun ayaklar altına alındığı bir diğer olay Oda TV'ye yönelik sansür ve bağımsız gazetecilere yönelik gözdağı oldu. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağrel ve diğer gazeteciler mecliste aleniyet kazanan Libya'da şehit düşen vatan evlatlarının haberleştirildikleri bir haberleştirdikleri için tutuklandılar. İktidar şehit haberlerinin kamuoyu tarafından bilinmesini, sorgulanmasını ha demek ki istemiyor. Bunun için gazetecilere yargı sopasını kullanarak gözdağı vermeye çalışıyor. Yargıda bir dönem F tipi yapılanma hakimdi. Şimdi de anlaşılan yargıda P tipi yani pelikan tipi bir yargıla yapılanma, yapılanma olduğundan bahsediliyor. Yargıtay Başkanı çıkıyor. Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz diye itirafta bulunuyor. Yargıyı nalıncı keseri gibi kullanan bugünün muktedirleri şunu unutmasın. Terazisiyle oynadığınız adalet gün gelir sizi de tartar salt korkuya dayanan, korku salarak var olmaya çalışan her iktidar eninde sonunda yıkılmaya mahkumdur. Ülkeyi yönetemiyorsanız yasaklardan, baskılardan ve hukuku sopa gibi kullanmaktan medet ummayacaksınız. Gideceksiniz, emaneti millete iade edeceksiniz. Millet de alacak bu emaneti ehline verecek. Ülkemizin tüm demokratik, vatansever kesimlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim Fırat Tırmak, e İki sorum olacaktı. İlki e, konuşmanıza biraz değindiniz ama dünkü e, Taksim'de yaşanan e, kadınlara müdahale ile ilgili valiliğin de gündüz bir kutlama mesajı yayınlaması vardı <laughs> ama akşamüstü e, tam tersi bir uygulama gördük. E, biraz daha detaylı değerlendirir misiniz? hani yapılan müdahaleyi kadınlar gününde özellikle yapılan müdahaleyi. Şimdi anayasamız açık. Anayasamıza göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Kadınlar, kadınlar çalışan kadınlar gününde şarkılarla, pankartlarla gayet barışçı bir şekilde Taksim'de yürümek istiyorlar. Ama böylesine barışçı bir gösteriye polisin bu kadar sert müdahale etmesini anlayabilmemiz mümkün değildir. Biz bu ülkede kadına şiddetten şikayet ederken maalesef o gün polis kadına görüp görebileceğimiz en büyük şiddetlerden birini uygulamıştır. Bu durumu şiddetle kınıyoruz. Bir <laughs> diğer Evet diğer konuyu alalım. Geçen hafta içi mecliste meclis, genel kurulda yaşanan bir kavga olayı vardı. O kavga ile ilgili AK Parti milletvekili vaatkilerin de bazı açıklamaları oldu Sayın Engin Özkoç'a yönelik. Meclisten çıkarken muhakkak bir yerlerinin kırılarak çıkması lazımdı. En son kolunu sallayarak çıkması içimi soğutmadı. O şahıs bundan sonra inşallah meclise gelemez. Ne zaman gelse aynı muameyi görecek eksik olanı tamamlayacağız dedi. Değerlendirmeniz ne olur? Bu beyefendi meclisteki bir konuşmadan bahsediyor. Biraz önce söyledim. Kimsenin kimse gerginliği arttırmamalı. Herkes Türkiye Büyük Millet hele hele milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukuna sahip çıkmalı. İlginç dönemlerden geçiyoruz. Tek adam parti devleti rejiminde şu anda meclisimizin hukuku, meclisimizin itibarı çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Bunu aşabilmek için tüm milletvekilleri, iktidar, muhalefet el ele vermek durumundayız. Eğer birileri kalkıp da öc alma peşine düşerse, tehditkar, bu tür tehditkar ifadeler kullanırsa, bunun bu ülkede hiç kimseye faydası olmaz. Hele hele bu lafları iktidardan gerçekten olağanüstü nemalar elde eden birileri söylüyorsa bunun arkasında ne olduğuna da bakmak lazımdır. Ben millet millet meclisinde milletvekili arkadaşlarımızın tamamına yakınının bizim gibi düşündüğü kanaatindeyim. <laughs> evet. Ural Kayası Eren Türk. Efendim yine bu konuyla ilgili Malum bir fezleke söz konusu ve kulislerde konuşulan bir e, iddia da o ki Sayın Özkoç'un e, dokunulmazlığının kaldırılacağı yönünde. Sayın Meclis Başkanı ile Sayın Engin Altay'ın da bir görüşmesi olmuştu geçtiğimiz günlerde. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir adım bekliyor musunuz? Yani Karma Komisyonu çalıştırılır mı? Çalıştırılırsa sizin te, tepkiniz, tavrınız ne olur? E, söylüyoruz yani bugüne kadar çalıştırılmayan Karma Komisyon bugün çalıştırılırsa, bunun bunun emirle meclise verilen emirle çalıştırıldığı ayan beyan ortaya çıkar. Ben şunu açıkça buradan bir kere daha ifade ediyorum. Zaman meclisimizin birlik beraberlik içinde olmasının, meclisin hukukuna sahip çıkılmasının zamanıdır. Bu ülkede herkesin bu sorumluluk içinde hareket edeceğini düşünüyorum. Efendim yine aynı konuyla ilgili bir sorum olacak benim de. Ee, geçtiğimiz hafta bir iddia ortaya çıktı. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Engin Özkoç'a yönelik özür dile ya da ortamı yumuşat dediğine yönelik. Siz bunu reddettiniz ama MYK'da bununla ilgili ne konuşuldu bunu merak ediyorum. Yok efendim böyle bir şey konuşulmadı. Baştan beri ifade ediyorum. Genel Başkanımızın Engin Özkoç'un yapmış olduğu konuşmayla ilgili olarak keşke dediği hiçbir ifade yoktur. Bir de kurultay sormak isterim. Ee, malum MYK'da da sanırım raporlar görüşülüyor. Önümüzdeki bu hafta içerisinde bir de Parti Meclisi toplanacak. Ee, malum blok liste, çarşaf liste tartışmaları da var. Sizden de duymak isteriz. Genel Başkan Tavrı hep çarşaf listeden yanaydı ama e, farklı bir durum söz konusu olur mu yoksa yine e, çarşaf liste uygulamasını görecek miyiz? Şimdi tüzüğümüzde esas olan çarşaf listedir. Bunun dışında blok liste uygulaması tamamen kurultaydaki delegelerimizin iradesine kalmış olan bir husustur. Benden burada delegelerimizin iradesiyle ilgili bir hususta görüş belirtmemi herhalde beklemiyorsunuzdur. Kurultay günü belli olur. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.